Evet arkadaşlar merhaba. Bugün solo maçların ikincisine Elite Series'teki ikinci oyunu anlatacağım. Daha doğrusu işte bakacağız beraber. Yine izlemedim. Geçen maçta Türk arkadaşımızı desteklemiştik. Tabii ki bu maçta da onu destekleyeceğiz. İlk 20'ye girmişti. Bu sefer de inşallah girer diyorum. Oyuna geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Şimdi bazı arkadaşlar benimle oyun oynamak istiyor. Ben de tamam diyorum, oynarız diyorum. Steam'de online'ken bana davet atabilirsiniz, mesaj yazabilirsiniz. O şekilde oynayabiliriz ama onun haricinde belirli bir zaman belirleyip o zaman da ben oynayamam çünkü zaten kendim düzenli olarak girmiyorum. Ve genelde ben Steam'de online olduğum zaman kimse de olmuyor çünkü gece saatlerinde hafta içi giriyorum. Hafta sonunda cuma, cumartesi, pazar hiç giremiyorum. Şehir dışında oluyorum. O yüzden bunu göz önünde bulundurun. Yani söz veriyorum ama oynayamıyorum bazen. Denk geldiği zaman da bazı arkadaşlarla oynuyoruz. Zaten oynadığım zaman da yayınlıyorum genelde. Şimdi geçen oyunu izlemiştik fakat kimin kaçıncı olduğunu gösteren liste burada. 17. olmuş Yağız. Şurada bakıyorum 1. Goreni, Alaaddin falan bunlar hep beklediler oyunun sonunu. Fazla çatışmadılar ama en sonunda birbirleriyle çatışıp yani öldürdüler ama Prox, ondan sonra 12. CBK Flame, Nightwalker, Geats, 15. Epsilon Spleen, Taxify, bunlar Two Tap King. Bunlar hep oyun içerisinde gördük, çatıştılar. Aynı şekilde Grimmy 1, 5 ve 6. Flame Hopper da çatıştı ama diğer oyuncular oyunun sonunu beklediler. Para ödülünü kazanmak için zannediyorum. Biraz 11 numara Sweet Dreams de gördük. O da çatışmalara falan girdi. Bakalım diğer oyunda nasıl olacak? Yağız daha ileri seviyelere çıkabilecek mi? İlk ona girebilecek mi? Göreceğiz. İnşallah girer. Hatta inşallah birinci olur diyelim. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Evet, ikinci oyun başladı. Birinciyi göstererek başladılar. Birinci çok kalabalık olmayan bir yere iniyor. Aslında sağ üst köşede haritanın hangi bölgesinde olduğunu belirseler iyi olur. Flamehopper çok çakal bir oyuncu arkadaşlar. Her oyunda yani ilk ona kalmayı başarıyor. Genelde de tabii saklanıyor ama hayatta kalmayı başarıyor. Para ödülünü alıp gidiyor evine. Bakalım diğer oyunda, bir önceki oyunda takılmalar olmuştu. Görüntüde gitmeler olmuştu. Evet, Alaaddin de ikinci. Bu da bir önceki oyunda ikinci oldu. 1 ve 2 numaraları gösterdiler. Alaaddin arabasını bulmuş. Bakalım ne yapacak? Yine 59 kişi kalmış. Ben yine kimin öldüğünü göremedim. Çok hızlı bir şekilde öldü bu sefer. Şimdi ilk oyun biraz gecikti. Evet, Ninja'yı gösteriyor şu anda. Ninja şu an şu sıralar PUBG oynadığı için bence oyundan soğumuş. Çünkü çatışma esnasında da gördüm pek bir şey yapamadı. Yine bu, hatta turnuvanın tamamında bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Oyuna olan duyarlılığını kaybetmiş sanki. Ben para ödülü kazanacağını zannetmiyorum. Şu harap yine bina içinde loot yapıyor ve yolun ortasında tutar. Tutep mi o? Yok, başka birisi. Kim olduğunu okuyamıyorum. Görüntü kalitesi bir öncekine göre biraz daha iyi ama yine isimler çok zor seçiliyor. Hatta ben şu an okuyamıyorum. Yolun ortası. Evet, Tutep King. Bu da iyi bir oyuncu arkadaşlar. Loot yapıyor. İkinci ara almadı çünkü ağ çantası da var aslında. Heh, aldı. İlk kişi Mefta oldu. Bakalım diğer çatışmalar nasıl olacak? Bir de bir önceki oyunda dediğim gibi çatışmaları pek göstermedi. Evet. Şu onu. Aa, birbirlerini görmediler. Bu zaten göremezdi ama diğer oyuncu görebilirdi. O da görmedi. Burası çok hangarlar, tehlikeli bir bölge. Tebrik ediyorum bu kimse. Obey takımından ama ismini okuyamıyorum. Chapadam'la karşı karşıya gelebilir. Chapadam oyuna erken veda edebilir. Ya da bu oyuncu, her kimse. Evet, güneybatıya küçüldü ve güneybatı, evet, Tenkei diyor. Tenkei Yağız güvenli bölgede ama pek çok oyuncu dışarıda. Bu gazdan ölen çok olabilir ya da herkes erkenden çıkması lazım. Mesela Apex şeyi görüyorum. Rankito'da Hovi var. 3 kişi var orada. Çok uzakta insanlar. Aslında bu haritayı kare değil de böyle çember şeklinde düzenleselerdi hiç şey olmazdı, yani açıkta yer kalmazdı. Evet, büyük silah sesleri. Acaba vurabildi mi? Vurdu sanki. Bence vurmuştur. Kaçıyor. Vurmuş mu? Vurmuş. Evet, barı biraz küçülmüş ama
çok yaralanmamış. Bakalım ki iyi oyuncu, bakalım kim alacak. Isco iyileşiyor. Evet, Joe Chicken da sevdiğimiz oyunculardan demiştik ve herhalde şu binadaki dairedeki kişiyi gördü ya da duydu. Şu an onu bekliyor, kesiyor. Evden çıktı mı? O çıktı. Çıktı, bence sıkacak. Bakalım alabilecek mi? Diğer oyuncu tabii hemen görmediği için kaçtı. Hiç vurabildi mi? Oo, tek vuruşluk canı kalmış arkadaşlar. Isco, two tap king mi? Başka biri Isco'nun olduğu binaya girmiş. Ha, Noah. Five tap diyor. Five tap atacak. 5 vuruş atacak. Vakti kalmadı tabii. Joe Chicken diğer oyuncuyu bırakmış ama tek vuruşluk hala canı var. Bırakmış derken uzaktan kesmeye çalışıyor. Bombası varsa aslında tek bombalık canı var ama bilmiyor tabii ki. Kendisi zaten zırhını yapmış. Evet, geri gidiyor. Diğer eleman şanslı biraz. Şimdi tehlikeli bölgelerde olan Harap var ve şu arkadaş kimse o var. İsmi de bayağı uzun. Hala loot yapıyor bunlar. Bazı oyuncular çok uzun loot yapıyor. Bazı oyuncuları gördünüz. Yani fazla önemsemiyorlar. Hemen çatışmaya giriyorlar. Yani iyi oyuncular arasında da hep aynı stil yok. Herkes farklı tarzda oynuyor. Evet, bir K araba bulmuş ve birisi ona arkadan sıkıyor. Diğer oyuna göre sanki daha hareketli başladı. Kişiler alıştı herhalde turnuvaya. Oho, yolun ortasında gidiyor. Sallıyor şu an arkadaşlar. Durdurdu adamı. Bomba atacak. Attı. Bakalım ne olacak. Kaçtı. İkisi de birbirine bomba attı ama ikisininki de tutmadı. Herhalde bununla çatışıyordu. Geri gitti. Two Tap King. Elinde yeterli malzeme olmayabilir arkadaşlar. O yüzden ayrılmış olabilir ama bir vurulmuş da. Evet, canını doldurması lazım. Dolduruyor şu anda. Diğer oyuncu da evet, inboxsız. Inboxsız geçen 2 sene önce şampiyon oldu ama diğer oyunlarda 5'li takım oyunu olmuştu geçen sene. Çok kötü bir şekilde ölmüşlerdi. Bu turnuvada da ilk maçta bir varlık gösteremedi. Bu oyunda bir şey yapabilecek mi bilmiyorum. Inbox'ı ben takip etmiyorum. Yani uzun süredir hatta kimseyi takip etmiyorum ama bu da PUBG'ye geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Evet, reis kaçıyor. Hala sadece 2 kişi öldü. Bu kim, Apex şey mi? Değiliz. Evet, bu diğer oyunda güzel oynamıştı. Adam vurmuştu bayağı. Kendine zırh bulmuş, hem de orijinal. Epsilon takımı iyi arkadaşlar. Belki 5'li oyunda Epsilon takımına şans verebiliriz. Yani birinci olabilirler. Bak, güzel bir savaş olabilir burada. Aslında diğerinin yakma şansı daha yüksekti. Bu yaktı. Evet, kaçıyor. Kendini yaktı. Vurdu mu onu? Yok, vuramadı. Evet, ikisi de gitti. Ava giderken avlandı diyecektim. İkisi de gitti. İşte baskılı oynadığınız zaman orada yanmayı göze aldı. Dedi ki ben bunu alırım çünkü bayağı vurdum. Ama işte pompalı tek vuruşta aldığı için ikisi aynı anda gitti. Biraz şanssızlık oldu onun açısından. Şöyle, evet, gördüğünüz gibi katmanlı tepeler güzel arkadaşlar. Hem saklanmak için hem çatışmak için. Çok iyi saklanamıyorsunuz ama eğlenceli oluyor orada çatışmak. Evet, Alaaddin girdi. Evet, bir ölüm daha gerçekleşecek. Yine pompalı uzun sürdü diyebiliriz. Tabii ilk seferde vurdum bilmiyorum. Huskers'ı vurdu. Huskers geçen oyunda da gitmişti. Çabuk zamanda Raptor vurdu ama Huskers'ı biri yaralamış. Belki bir çatışma daha o bölgede olabilir. Bu kim? Tamam. Bu oyunda arkadaşlar çatışmaları daha güzel gösteriyorlar. İki adamı birden gösteriyor ve genelde çatışma gösteriyor yani. Chapa Down vurulmuş. O yüzden geri kaçıyor. Kendini tedavi edecek. Grimmy bir
Kusmuş orada adam bekliyor ama kimse yok herhalde. Alaaddin arabalı çünkü. Grimmy Beard'in Alaaddin'den haberi var ama Alaaddin'in ondan haberi yok zannediyorum. Oo, arkadan. Kimmiş o? Bir kişiye yazık olacak. Inboxes. Aynen, arabası vardı bunun. Inboxes gitti, Sweet Dream. Evet. Şanslı arkadaşlar. Kendi takım arkadaşını öldürdüğünü söylüyor. Gördüğünüz gibi Apex şey çok geride kaldı. Eğer arabası yoksa gazdan ölebilir. Echo Fox Radek çok geride. Adrian çok geride. Bu oyuncular geçen sene iyi oynamışlardı ama bu sene ilk oyunda bir varlık gösteremediler. Kim o? Huri kaçacak. Nightwalker. Bunlar yine güzel oyuncular. George Chicken orada ne yapıyor? Duruyor. Ha, o da arabası almış, o da gidecek. Şimdi herhalde bu hangi şehir? Pleasant Valley. Tekrar Pleasant Valley dışarıda arkadaşlar. O koşan, sıkan adamın kaçması lazım. Yoksa gazda kalabilir. Arabanın peşinden koşuyor reis. Arabayı durdurmak istiyor çünkü kendisi büyük ihtimalle uzakta. Güvenli bölge. Aslında çok uzakta değil, koşarak yetişir. Ama yine de araba almak istiyor olabilir. Ha, kendi arabası da varmış zaten. Amacı o değilmiş. Yine fazla bir önceki oyunda gösterilmeyen oyunculardan biri. Çatışmaya girmiyor. Yine öylesine geziyor. Pusucu herhalde bu arkadaşlar. Ve Ninja. Ninja'ya şans vermedik bu oyunda. Şimdi ilk oyunda ben hiç tahmin falan yapmadım. Geçen seneki oyunun en başında tahmin yapmıştım. Tutmuştu hatta, tanımadığım oyuncularda bile tutturmuştuk. Ve canlı yayındı. Bu sefer yine benim için canlı aslında ama çok geçen oyunda tahmin yapmadık. Bu oyunda mesela Ninja'ya şans vermiyorum. Yağız'a şans veriyorum. Yani böyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Başka birinci kim olur? Inbox zaten öldü. Aslında birinci olmasını istediğim kişiler var. Mesela Two Tap King var. Ondan sonra Grimmy Beard var. Chapa var. Ama bunlar birinci olmasını istesem de birinci olabilirler mi bilmiyorum. Olamazlar herhalde çünkü çok çatışmaya giriyorlar. George Chicken da olsun isterim. Bakalım içeride kimler var? MIT Transpair diye bir oyuncu haritanın dışına çıkmış. Böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. Pek çok kişi, bakın 20 tane kişi gaz sınırında ve içeride gazla. Isco ve Nightwalker. Nightwalker'ın arabası var. Isco'nun var mı bilmiyorum. Two Tap King biriyle çatışacak. Ninja ile çatışacak. Bakın şimdi Ninja... Ha, Ninja gidiyor ama. Yo, çatışacak. Ninja kaçmıyor. Ninja geçen oyunda da agresif oynamıştı. Yani para umurunda değil gibi. Bombayı yedi. Oo, öldü. Aynen. Çok normal çünkü kocaman ağaç var önünde. Kendini koruyabiliyor Two Tap King. Ninja agresif oynadı ama cezasını çekti. Şimdi bu adam sese mi gidiyor yoksa... Aynen, sese gitmiş. Mermi yiyor şu anda. Ama vurulmadı. ...52 kişi kaldı. Geçen oyunda hatırladığım kadarıyla ilk gazda bir kişi öldü ya da hiç kimse ölmedi. Kim öldü? Ha, George Chicken birini vurdu. Cranium, ATR falan yazıyor. Bu da mı Türk lan yoksa? Anonymous. Evet, Echo Fox Radek de geçen senenin birincilerinden. Bu geçen oyunda yani sona kalamadı ama sanki adam vurdu diye hatırlıyorum. Evet, Geats'in ya bir adam vurmuş. Geats bu turnuvanın bence şu an yıldızı. Aslında bu oyunda öldürme sayılarına göre de bence para vermeleri lazım çünkü asıl oyuna zevk veren, oyuna eğlencelerle getiren kişiler bunlar. Diğerleri oyunun sonuna kadar bizi bekletiyor. Gördüğünüz gibi Radek uzakta bile, hani vuramayacağını bilse bile çatışmak istiyor. Grimmy de, ha, bu çapa dalmış. Çapa bayağı uzan. Evet, geçen oyunun birincisi takılıyor.
şu an gazda değil. Benzer güvenli bölge diyor. Arabayı yine koşarak yakalamaya çalışıyor. Haram mı bu? Haram galiba. Evet, orada iki kişinin olduğunu gördü. Bakalım, bir ölüm olabilir. Aa, arabayı patlatsa acaba ölmez mi diyor. Şunların canları çok mu düşük? Uzakta ol, evet, uzaktalar ondan bence. O Apache'in bence arabası yok ve ölecek. Apache duruyor hatta orada yani. Canını mı tamamlıyor? Aha. Tamam gelme ama hızlı geliyor, arabası var. Rizar'ın var mı? Rizar'ın yok. Şu bomb bir ne kimse duruyor orada. Allah Allah. Ne yapıyor ya? Aa, yeni harekete geçti. Galiba onun da... Ama çok yavaş hareket ediyor. Hayatında ilk defa oynuyor herhalde bu oyunu. O kadar uzaktan nasıl gelecek acaba? Chopa down. Biraz sıktı. Ondan sonra geri gidiyor. Sweet Dream. Demin güzel bir vuruş gerçekleştirmişti. Ninja'yı öldürendi. Kendine güveni var bu oyuncunun. Ne oldu? Yukarı çıkamadı. Aşağı doğru kaydı herhalde. Chopa down gazda mı? Yoksa gaz durdu mu? Gaz durdu galiba. Hareket ya da çok yavaşladı. Aha. Ecofax yandan mermi yiyebilir. O Ecofax gider arkadaşlar. Yo, ne oldu? Chopa down gitti arkadaşlar. Ben tam tersini bekliyordum çünkü diğer tarafta bakalım. Eko yaşayacak mı? Diğer tarafta öteki oyuncu da tehdit ediyordu ama sonuç çıkmadı. Top tier play. Aa, Pineapples. Bu oyunda herhalde ilk defa gösterdi. Ya da ben demin okuyamadım. O Rock ölmüş. O çatışmayı izleyemedik. Ama o da iyi çatışmış. Canını yarıdan aza getirmiş. Pineapples sağlıklı. Hali vakti yerinde. Bence loot'u da iyi onun. Hiç göstermedi çünkü. Şimdi bu kim? Sweet Dreams mi? Bazı oyuncular yani kendi yayınlarında oynadığı gibi oynamaya devam ediyor. Ortalarda takılıyor. Kendilerine güvenleri var. Bazıları öyle değil. Evet, Obey bence bu gider. Yarıya kadar canı dolu. Şimdi evet, WBK Bomin hala uzaklarda. Apex'e yaklaşmış. Nightwalker çok geride. Isco da geride. Fox Radek de gazda kalmış. Ama onun arabası vardı. 48 kişi, 12 kişi gitti arkadaşlar. Çoğunu da izledik. Bu seferki yayın daha iyi. İnşallah nazar değdirmeyiz. Herhalde 3 oyunun ortalamasını alıp paraları dağıtacaklar. Ya da her oyuna ayrı. Ne oldu? Evet. Cozy, şu ağacın arkasındaki kişi sniper'la öldürdü. 2 oyunda ilk defa sniper'la bir ölüm oldu. Demek ki ya drop'u aldı ya da birini vurdu, ondan aldı. Flamehopper takılıyor. Cozy herhalde onu kesiyor. Flamehopper'ı. Ama çok uzak. Evet, 350 metre öteye hunting rifle kullanmaya çalışıyor diyor. Çok zor bir ihtimal diyor. Hakikaten de öyle. Evet, aşağı doğru herhalde yanlışlıkla aşağı indi. Geri yukarı çıkmaya çalışıyor. Tamam, bu da yalnız başına takılıyor. Bu da oyunun sonuna kalmak isteyenlerden. Arkadan vurulabilir. Ama yeri çok güzel arkadaşlar. Yeri çok iyi. Kim bu? Göremiyorum. Ama öldürecek. Evet, 50 Shades'i öldürdü. Pineapples yakınlarda mı? Yok, 200 metre var. Zaten gelmez de tahminimce.
Şu dağ polis arabasıyla çıkamıyorlar arkadaşlar. Çoğu orada takıldı. Flamehopper da aşağı doğru düşmüştür. Radek de gidememişti. Çapa'dan da çıkamadı. Hepsi takılıyor çünkü polis arabasıyla çıkmak gerçekten zor. Jeep belki biraz daha iyi o konuda. Gördüğünüz gibi Flamehopper yani hep güvenli bölgelerde takılmaya çalışıyor. İlk çatışmada gidebilir. Yani genelde böyle oynayanlar, çatışmadan kaçanlar elleri ısınmıyor ve gidiyorlar. Evet, Nightwalker gazdan gitti. Yazık oldu. Hiç, yani geçen oyunda iyi çatışmalı oynuyordu. Demek ki taktik değişikliğine gitti. Bu oyunda yapamadı yani. İstediği taktiği uygulayamadı. Isco, Grimmy 1. Evet, Apex şey nerede? O girmiş herhalde. Ya da öldü mü o? Şu an göremiyorum. Yok, göremedim. Gazda Grimmy 1 var ama onun... Evet, Isco da gazdan gitti. Yalan oluyorlar boşu boşuna. Onurunuzla çatışarak ölün lan. Bak diğer oyunda çok sis görmüştük. Bu oyunda çok az gördük arkadaşlar. Hatta bu ilk mi acaba? Yok, ilk değil ama çok az gördük. Oyunun sonlarına doğru daha çok bomba kullanırlar tabi. Bu oyun diğer oyuna nazaran daha böyle düzenli dengeli gitti. Ölümler yani böyle dakikalar geçtikçe yavaş yavaş olmaya başladı. Diğerinde ilk başlarda ölüm olmuyordu. Gördüğünüz gibi açık alanda koşu yapan kişiler kendilerini hani sağdan soldan korumak için sis bombalarını atıyorlar. Bombaları kullanmaya başladılar. Bu açıdan çok geniş görünüyor ama haritanın içine girdiğiniz zaman o kadar da geniş değil. Evet, diğer elemanlar nerede? 40 tane adam olması lazım. Evet, Huvi çatışıyor bu sefer. İki kişiye saldıracak herhalde. İkisi de inerse sıkıntı yaşar. Alaaddin sis attı. Hiç vurabildi mi acaba? Huvi de sis atıyor. Normal bomba atıyor galiba. Evet, diyor ki Huvi, o bayağı ölen oldu. Bomba atmayı çok seviyor diyor. 3-4 tane Grimmy 1 öldü arkadaşlar. Alaaddin birini aldı. Hanson'ı Raptor aldı. Geets gitti. Keşke o çatışmaları da gösterseydi. Raptor yine biriyle çatışıyor. Bu. Raptor'un yeri çok iyi arkadaşlar. Yakında adam da yok şu anda. Kendisi bu durumun farkında mı bilmiyorum. Huvi çok ortada. Pek çok kişiyle aynı anda çatışmak zorunda. Ama hepsini kendinden uzak tutuyor. Hepsi de sisle dolu. Her taraf bomba oldu arkadaşlar. Bomba kullanılmıyor dedik. Bu sefer de her taraf bomba oldu. Bu arada Mezi de gitti. Normal bomba atıyor herhalde. Yo, sis atıyor. Bayağı kalabalık. Harita çok küçük ama bayağı kalabalık. Şimdi teker teker kişiler gidecek arkadaşlar. 5 dakika içerisinde herhalde bayağı bir ölüm olur. Bir posta gitti. Aha, Gobani. Gobani çok az elti var. Ölecek. Ölecek. Aynen. Aa, ben Huvi vurdu zannettim. %93'ünü Huvi vurmuş. Monster. Çakma monster daha doğrusu. KS atmış. Öyle diyelim. Sweet Dreams CBK Flame'i öldürmüş. CBK Flame'in yeri güzeldi ama demek ki Sweet Dreams ya da kendi de yer değiştirmiş olabilir. Sweet Dreams de onun yanına gitmiş olabilir. Evet, hiç kimseye bulaşmayan oyunculardan biri. Zed tanımıyorum. Cryptic BMROG tanımıyorum. Aha. Aha. Adrian gitti. Ama yine %95'ini başkası vurdu. Yine beleşçi. Evet, kim gitti? Two Tap King gitti. Skling Tech Spy yaşıyor. Bayağı adam vurdu. Bayağı vurdu mu? Öyle hatırlıyorum.
Gördüğünüz gibi oyuncuları, diğer oyuncuları uzakta tutmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Normalde böyle değiller. Normalde serverlarda oynarken adama gittikçe yaklaşıyorlar. Burada tam tersi yaklaştırmamaya çalışıyorlar. Hepsi aynı şekilde. Ve bu adam ikinci vuruşunu aldı herhalde. Polis arabasını da aldı. İyileşecek. Bu kim? Bunu okuyamıyorum. Daha FPS. Ne bombası attı oraya? Köşe kısmını attı. Aslında tam ortaya atabilseydi bombanın herhalde aşağı doğru sarkacağını düşündü. Sprint X-Fi Raptor'ı aldı. Ve orada bir adam daha var. Bayağı bir çatıştılar. Bayağı bir ısındılar. Ama hala çelik yeleği duruyor. Bunlar gazda olduğu için, evet, Apex Shay ile 20 metre aralarında mesafe var. Acaba birbirlerini yeni biliyorlar mı? Evet, daha FPS diğer elemanı vurmaya çalışırken Huvia az kalsın arkadan vuruyordu. Armor'unu kaybetti. Şimdi tekrardan iyileşmek zorunda. Flamehopper'ı gördüğünüz gibi sınırda takılıyor. Kimseye çatışmıyor. Kimse yani yine bekliyor. Oyunun sonuna kalır büyük ihtimal. Eğer diğer oyuncular onu görmezse. Evet, Alaaddin bir kişiyi vurdu. DFPS de yardımcı olmuş. DFPS da canını toparlıyordu ama demek ki ilk başta vurduğu kişiydi o. Huvi, bakalım ne olacak. Alaaddin ve Huvi. Ama arkadan DFPS de kaydı. Ne oldu? Acaba can kaybetti mi? Huvi alır bence. Yo. DFPS çok zor durumda. Apex Shay birini aldı. DFPS'i mi aldı yoksa? Yo, o hala yaşıyor. Alaaddin, herkes gazda arkadaşlar. Sallıyor mu? Yo, gördü. Aslında koşu yolunu atması lazımdı. Biraz geriye attı. Evet, DFPS gitti. Alaaddin. Flamehopper vurmuş. Bakın ilginç. Flamehopper herhalde arkada gördü. Canı gidiyor. Hemen bir sıkayım dedi. Kalsiye atayım ama atamadı. 12 kişi kaldı. Oyun heyecanlandı arkadaşlar. Bakın şu daha da gazda biri var. Sweet Dreams George Kın almış. Huvi bence Alaaddin'in yerini biliyor ve Flamehopper mu? Flamehopper bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sanki stil değiştirdi. Yağız birine 167 vurmuş ama öldüremedi. Keşke onu gösterse ya. Evet, çok uzakta görüyoruz arkadaşlar. Ağacın orada. Eğer gazda değilse yeri çok güzel. Bu kim? Arabalı olanlar aslında şurada zor durumda. Tamam, kaçmaları rahat ama her yerde adam var. Kurşun yiyecekler yani. Görmedim acaba. Huvi de dokunmadı. Huvi de o. Kimse dokunamadı arkadaşlar. Ve en sonunda arabadan indi. Ve Apex Shay'i öldürdü. Mecbur kaldı bence. Ama iyi de oldu. Apex Shay gitti gerçi. Sevdiğimiz bir oyuncu demiştik. Huvi arabayı aldı. Herhalde yanlışlıkla adam öldürmek istiyor. Evet, cesur oyuncu arkadaşlar. Cesur oyuncuları seviyorum. Epsilon takımında Splint X-Spy kaldı. Yanmadı. Sıyırdı resmen. Flamehopper artık çatışma... arkadan vurulacak mı? Gitti. Bomba tam içinde patladı arkadaşlar. Yine %74'ünü Yağız vurdu. Yağız herhalde... Ne yapıyor? Yağız gitti. Huvi vurdu. Huvi de gitti. Üst üste Yağız ilk 5'e kaldı herhalde ya da 6. oldu. Bu sefer çok daha iyi bir sonuç elde etti. Eğer şöyle çatışmanın ortasında kalmasaydı, belki de ikisini birden öldürmek istedi, bilmiyorum. Orada kalmasaydı, birinci olmaya çok yaklaşmıştı. Splint X-Fi, evet. Yine bir kişiyi de aldı, bayağı adam vurdu. Split Dreams uzun süredir görünmüyordu. Sonuçta kaldılar. Splint X-Fi, güzel iki kişi kaldı. Üçüncüsü kim? Zeet. Zeet de iyi. Şimdi sonuçta ben Splint X-Fi alır diyorum.
Ama yer olarak herhalde evet Splinter o mu? Sweet Dreams'in yeri herhalde en iyi. Kim vurdu? Splinter Spy vurdu. Aa. Tamam. Sweet Dreams alır bu oyunu. Yeri çok iyi. Aynen. %0. Ha yok pardon. Evet arkadaşlar bu sefer de Sweet Dreams aldı. Onun açısından çok kolay bir galibiyet oldu. Evet Storm'un yok. Storm'un orada oturuyor arkadaşlar. Storm'una geçen konuşmuştuk. Oyunda olmamasına şaşırdım. Niye yok bilmiyorum. Gecikti mi acaba turnuvaya? Kameraya dil attım, mil attım şeyler. Tamam ikinci oyunda bu şekilde bitti arkadaşlar. Büyük ihtimal onun da listesini yapacaklar. Şimdi ben videoyu ilerletip onun listesini de göstereceğim size. İkinci oyunun skorları da bu şekilde arkadaşlar. Birinci Sweet Dreams Zed, Splinter Spy 3, Huvi 6. olmuş Yağız. Bu sefer evet birkaç tane önemli oyuncu yok. Yani Nightwalker, Chapo falan bunlar ilk 10'a giremedi. İlk 20'ye giremedi. Ama şu bazı oyuncularda yani bekliyordum zaten onların girmesini. Bu ilk ikinci oyuna göre sıralanmış liste arkadaşlar. Şimdi birazdan da her iki oyunun ortalamasını alacaklar. Her iki oyunun ortalamasına göre sıralayacaklar. Bakalım orada kaçıncı mesela Yağız kaçıncı ya da birinci kim iki oyuna bakacak olursak. İlk oyundaki yıldızlar bu oyunda pek bir şey yapamadı. Aslında Alaaddin çok zor durumdaydı. Bakayım Alaaddin burada yazıyor mu? Alaaddin'i göremedim. Çok zor durumda kaldı. Evet, iki oyuna göre liste çıktı. Gorani'nin puanı bayağı iyi. Alaaddin de iyi. Yağız 9. Tamam, güzel. İlk 10'a girmiş. Sonra başka? Mesela Yağız Huvi'den önde ama Huvi çok daha fazla çatıştı. Yağız yatışlardaydı. O ikisi arkadaş diye söylüyorum. Ondan sonra başka bizim şey nerede? Flamehopper 5. Bakın hiç oyunla alakası yok ama 5. Yani birinci olmak istiyorsanız, kimseye bulaşmazsanız, kendinizi saklayabilirseniz paranızı alırsınız. Buradan ben bunu çıkarıyorum. Arkadaşlar 3. oyunda görüşmek üzere.